Önemli bir video serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu seride şöyle bir figürün bütün yapım aşamalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu figürü de ben yaklaşık 3 sene önce falan yapmıştım. Hatta ilk çalışmam bu malzemeyle. Şimdi yapacağımız figür daha özgün bir karakter olacak. Bu biliyorsunuz Motu evreninden İskeletor, He-Man'in azılı düşmanı. Bu tabi biraz kendimce yorumlar da katmıştım bu figüre. Sevdiğim bir karakter. Şimdi yapacağımız ise tamamen özgün bir tasarım olacak. Şöyle örümceklerin kraliçesi Anke. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var ki ben profesyonel bir karakter tasarımcısı değilim. Boş zamanlarımda hobi olarak böyle şeylerle uğraşıyorum. O yüzden yaptığım çizimde bazı yanlışlar ve eksikler olabilir. Şimdi bu ilk videomuzda karakterimizin tasarım ve çizim aşamalarını göreceksiniz. Daha sonraki videolarda da armatür yapımı, kille giydirilmesi, fırınlanması, boyanması gibi bütün aşamaları tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi bu işlerde profesyonel değilim ama en azından bir şeyler yapmış olmak adına ben böyle bir video serisi hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz vakit kaybetmeden karakterimizin tasarım ve çizim aşamalarını görmeye başlayalım. Öncelikle kurşun kalemle eskizlerime başlıyorum. Karakterin formu az çok kafamda belirmişti zaten. Şimdi burada proporsiyonunu oturtacağım ve kafamdaki fikri biraz daha geliştireceğim. Konsept kafamda belirdikten sonra internet üzerinde birçok referans resim topladım. İllüstrasyon sitelerinde kadın karakter çizimlerine baktım ve örümcek figürleri topladım. Muhakkak yapacağımız karakterle alakalı referans resimler toplamalıyız. Mesela bir yaratık dizayn edecekseniz kafanızdaki konsepte en yakın canlılarla alakalı birçok referans resim toplayıp bunları inceleyin. Ben burada örümcek resimlerini göstermeyeceğim çünkü bildiğim birçok insanın örümceklerle alakalı fobisi var. Yani gerçeğini görmeyi bırakın, fotoğrafını bile görmeye dayanamayan insanlar var. Örümcek gerçekten ürkütücü bir hayvan. O yüzden ben bu resimleri koymayacağım buraya. Bulduğum diğer referans resimleri örnek olarak gösteriyorum. Mesela bir ejderha tasarlayacaksanız timsahlara, kertenkelelere bakabilirsiniz. Onların yüz hatlarını inceleyebilirsiniz. Tasarladığımız karakterin gerçekçi olabilmesi için anatomik yapısının çok oturaklı olması lazım. O yüzden bu referans resimler işimizi çok kolaylaştıracaktır ve sonuçta ortaya çıkan karakter de gerçekten etkileyici olacaktır. Gerçekçi görünecektir. Evet, kurşun kalemlerle çizdikten sonra bir deneme olarak pigment kalemle üzerinden geçtim. Sonra bir renkli bir kalemle, fırça uçlu bir kalemle renk verdim. Yani en azından leke çalışması gibi düşünebiliriz bunları. Hani proporsiyonunu tutturmaya çalışıyorum. Defalarca farklı farklı çizdim. Şimdi kıyafetiyle ilgili çalışıyorum. Örümcek konseptini her yere yaymak istemedim açıkçası. Yani her yerinde işte farklı örümceklerle alakalı şeyler yapılabilir ama çok da boğmak istemedim. Ağ figürünü falan kullanabilirim diye düşündüm. Evet, ayaklarında ve şöyle renk katmaya çalıştım. Mesela ayaklarında o taşlar var. Aynı şeyler işte bilekliğinde falan var. Onlar örümcek ağlarıyla tutturulmuş vücuduna. Kıyafetin bazı parçaları örümcek ağıyla tutturulmuş vücuduna. Şimdi genel olarak eskizi oturtuyorum. Elleri normal bir insan eli gibi değil, örümcek
örümceği andıran bir şekilde. Ellerde bunu kullanmak istedim ve duruşunu da o şekilde ayarlayacağım. Karakteri pozlarken sağ eli bir örümceği andıracak. Kafasındaki başlık zaten öyle. Onun haricinde başka bir yere böyle bir şey eklemek istemedim. Ayakkabıları sadece bir tabandan ibaret. Taban ağlarla ayaklarına tutturulmuş. Kollarından sarkan tüller var. Bunları da figürü yaparken gerçek tül kullanmayı düşünüyorum. Tabi deneyeceğim, bakacağım. Oturtabilirsem o şekilde kullanacağım. Daha güzel bir görüntü oluşacağını düşünüyorum. Şimdi kurşun kalemle şeklimi belirledikten sonra pigment kalemle üzerinden geçiyorum. Kurşun kalemle rahatlıkla istediğim gibi çizim yapıyorum. Yani fazla korkmadan istediğim şekilde karalamayla hızlı hızlı eskizimi gerçekleştirdikten sonra o birçok çizginin içerisinden işime yarayanların üzerinden geçiyorum şimdi pigment kalemle. Orada fazladan çizgiler var. Onları saf dışı bırakacağım. Pigment kalemle istediğim çizgilerin üzerinden geçiyorum. Evet, kollarındaki tüller, bileklerinden arkasındaki pelerin kısmına bağlanıyor. Başlığının iki yanındaki o örümcek bacaklarından da tüller sarkıyor. Şimdi silgiyle kurşun kalemin izlerini sildim. Pigment kalemle devam ediyorum. Evet, yüz hatlarını da belirledim. Fırça uçlu bir kalemle gölge atıyorum şimdi. Daha kalın uçlu, ucu fırça şeklinde. Bununla gölge atıyorum. Daha çok beliriyor karakter. Daha anlaşılır oluyor. Kararlarımın büyük bir çoğunluğunu verdim. %90-95 oranında karakter kafamda oturmuş durumda. Tabii heykel aşamasında bazı değişiklikler yapabilirim. Ama dediğim gibi %95 oranında oturduğu için sıkıntı yok. O ufak değişiklikler çok etkilemeyecektir. Heykel aşamasındaki geri dönüşler çok daha zor olur. Çizimde her şeyi halletmem lazım. Bütün detaylar kafamda oturması gerekiyor. Gölgelendirmeye devam ediyorum fırça uçlu kalemimle. Ve Copic markerlarla boyamaya geçiyorum. Bu renkler aslında heykelde baz alacağım renkler değil çok. Yani bir renk çalışması da yapacağım bununla alakalı. Kafamda bazı şeyleri oturtacağım. Ama şimdi bu aşamada en azından aradaki kontrastları görmek için, hangi bölgelerin aynı dokuda olacağına karar vermek için bir boyama yapıyorum. Copic markerlar bu konuda gerçekten çok iyi. Diğer markerlarla kıyaslanamayacak kadar başarılı markerlar. Biraz fiyatları yüksek ama renkleri karıştırabilme olanağı sağlıyor. Uçları kesinlikle diğer renklere karışmıyor. Ve gerçekten de çok başarılı markerlar. Bunlarla alakalı belki Copic markerlarla boyama videosu da çekilebilir eğer istek gelirse. Öyle bir videoda yapabilirim. Evet, renklendirme işlemine de bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi bu renkler çok net olarak baz alacağım renkler değil. Ben dokuları karar vermek açısından bunu yapıyorum şu anda. Ve bir altlık tasarlıyorum şu anda. Yani base, işte kaide diyebiliriz. Şöyle iki basamak şeklinde düşünüyorum. O basamağın üzerinde böyle bir ayağı üstte bir ayağı aşağıda olacak şekilde sanki merdivenden iniyormuş gibi. Şöyle base'in iki yanında örümcek ayakları olabilir veya diş, işte büyük kemiksi dişler. İki basamak ve onun altında da böyle işte kuru kafalar falan yaparım.
Şimdi arka görünüşünü de tam olarak oturtmam lazım kafamda. Başlığın arka kısmı bu şekilde olacak. Orada bir eklemler falan var. Sırtında bir kuru kafa var. Ve kuru kafanın kenarlarından da örümcek bacakları çıkıyor. İki tanesi omuzuna, omuzlarının üzerinden ön tarafa geliyor. İki tanesi de beline sarılıyor. Ve beline sarılanların uç kısmından da bir tül dolanıyor arkasından. Kuru kafanın ağız kısmından da aşağıya doğru tüller sarkıyor. Yani bol tüllü bir şey olsun istedim ama tek parça değil, böyle sarkan parçalar halinde. Bu işte o örümcek ağını betimleyecek biraz. Hani birebir de değil ama andıracak, böyle bol bol tüllü tüllü bir şey olacak. Aynı şekilde yine kurşun kalemle çizimimi yaptıktan sonra pigment kalemle de üzerinden geçiyorum. Daha sonra işime yaramayan çizgileri yok edeceğim. Silgimle silerek onları yok edeceğim. Evet, silme işlemini de yapıyorum. Yine fırça uçlu kalemimle gölgeleri veriyorum ki ortaya çıksın. Bunlar tamamen heykel yapmaya yönelik. Yani figürün tamamını böyle işte net bir şekilde bitirmek hedefini gütmedim açıkçası. Daha çok kafamda şekil otursun, karakter otursun diye bu şekilde yaptım. Böylece tasarımımız tamamlanmış oluyor. Anke, örümceklerin kraliçesi karakteri bu şekilde figüre dönüşecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.